kasabamızın gençleriyle, çocuklarıyla, öğretmenleriyle, öğrencileriyle, halkıyla, kadınıyla, erkeğiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 86. yıl dönümüne hazırlanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla hazırlıklarımızı yaptık. Biraz sonra bayramımızı resmi törenler yapacağız. Tabii gönlümüz arzu ediyor ki bütün Türk halkı, bütün gençlik Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeye, bu cumhuriyete sahip çıkmasıdır. Son günlerde en çok ihtiyacımız olan, en çok önemli anlamamız gereken konu gerçekten cumhuriyetimizdir. Ben yatağan halkına bu vesileyle sevgi, saygı, sağlıklı, mutlu günler ve bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, çok değerli geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz. Bugün burada Cumhuriyetimizin ilanının 86. yıl dönümü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugünkü yönetim biçimimiz olan Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kabul edildi ve yürürlüğe kondu. Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve 29 Ekim 1923'te Türk milletinin karakterine en uygun dairenin cumhuriyettir diyerek ilan ettiği cumhuriyet. Ben de bir konuşma sırasında uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan diye de yeni devlet diyerek özetlemiştir. Sevgili gençler, Atatürk'ün sizlere armağanı olan cumhuriyetimizin nasıl zorlu şartlarda elde edildiğini unutmamalısınız. Atalarımızın bize emanet ettiği bu değeri korumaya devam etmek Türk gençliğinin en asli görevidir. Her ne durum ve şartta olursa olsun mücadeleyi bırakmayarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkmalısınız. Geçmişe bakarsak cumhuriyeti bize emanet edenlerin önlerinde iki yol olduğunu görürüz. Bunlar ya vatanın kayıtsız şartsız teslimini kabul etmek ya da kurtuluş savaşı vererek gelecek kuşaklara bağımsız bir ülke bırakmaktı. Bildiğiniz üzere onlar Atatürk önderliğinde ikinci yol tercih etmişlerdir. Nice zorluklarla kurulan bu cumhuriyetimizin değerini iyi anlamalı ve onu korumayı kendimize bir görev bilmeliyiz. Bu duygularla milli mücadelede emeği geçen, bu topraklara kanını döken, bu topraklar için canını veren şehitlerimizi rahmet ve gıptayla anıyorum. Cumhuriyetimizi hep birlikte daha nice 86. yıllara ulaştırmak dileğiyle hepinize saygılar.